Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Mix seviye cümle kurma eğitimlerine ikinci bölümde birlikte devam ediyoruz. 10 adet cümleyi yine burada farklı seviyelerde cümleleri çevirmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, zil sesini açmayı ve paylaşmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım birinci cümlede birlikte başlıyoruz. Birinci cümlemiz şudur. Benim büyük sürprizim hakkında neredeyse herkes onunla hemfikirdi. Öncelikle şurada cümle bakın bir öbekle birlikte bitiyor. Sonra cümleye şuradan geçiyor arkadaşlar. Eğer bununla birlikte başlarsanız olur. Başlayabilirsiniz. Virgül de ayırırsınız. Özneyle birlikte devam edersiniz. Ya da ben onu yapmak istemiyorum dersiniz. Şununla birlikte başlarsınız. Cümle yazarsınız. Sonra da hakkında ile birlikte genelde kullandığımız about birlikte verip cümleyi bitirebilirsiniz. Şimdi ben buradan başlıyorum şöyle kafamızdan da hemen atalım bunu kafamız karışmadan. Benim büyük sürprizim hakkında hakkının anlamında hemen about'ı koyuyorum arkadaşlar. My büyük anlamında yani big great kullanabilirsiniz. Büyük güzellikten büyük diye büyük ihtimalle o yüzden great'i kullandım burada. Surprise diyorum. Surprise diyorum şöyle virgülü koyuyorum demek istediğim buydu. Şimdi özneyle birlikte devam edeceğim. Neredeyse herkes onunla hemfikirdi. Herkes özne konumundaki ifade everyone ya da everybody'yi kullanabilirsiniz ama herkes neredeyse herkes diyor. Bakın özneye biraz burada almost'ta birlikte destek vermek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden almost'u kullanacağım. Almost everyone ya da everybody'yi kullanabilirsiniz. Özne ifadesi tamamdır. Onunla hem fikirde, hem fikir olmak, aynı fikirde olmak hangi fiil geliyor Agree with olabilir mi? Olur. Agree with Evet aynı fikirde olmak hem fikirde olmak anlamında kullanılır. Ve id takısını ekledim. Simple past tense yaptım. Çünkü hem fikirde anlamında kullanmış. With him ya da her diyebilirsiniz. Şöyle noktayı da koyuyorum arkadaşlar. Birinci cümle bu şekilde. 2. Can ile ne zaman buluşsam komşulardan şikayet ediyor. Ne zaman anlamında? Şimdi bunun, bu cümlenin iki tane cümle var bir kere. Önemli bir kalıbını bulursanız Cümleyi rahatlıkla çö çözebilirsiniz. Şu arkadaşlar. Can ile ne zaman buluşsam. Bakın. Ne zaman buluşsa. Ne zaman sağ S. Şurada. Şu. Her ne zaman da olur mu? Can ile her ne zaman buluşsam. Olur değil mi? Heh. Her ne zaman deyince aklınıza geliyor. Whenever. Ama bu şekilde söylediğim zaman belki aklınıza gelmeyebilir. İki türlü çeviriyi de yapabilirsiniz. Tabii ki whenever ile birlikte gireceğim. Whenever diyorum. Bundan sonra rahatlıkla bir cümle kullanacağım. I, ben. Buluşma kanalımda meet fiilini kullanın. Whenever I meet Can Can'la buluştuğumda, ne zaman buluşsam devam ediyorum. Virgülü koyabilirsiniz şöyle. Ne zaman buluşsam He, o. Oh. Şikayet etmek anlamında complain bağlı kullanacağım. Complain Complaints'e dönüyor bu da arkadaşlar. Çünkü he, she, simple present tense. Fiile sıkısı getirmektedir. Complaints about the neighbors. Neighbors. Evet şöyle. Komşulardan şikayet ediyormuş. Şöyle yazarsak doğruyu yazmış oluruz. Devam edelim. Üçe geldim. Sizi kocasının bizimle birlikte çalıştığı bayan gül ile tanıştırmak istiyorum. Burada iki tane cümle görebilirsiniz arkadaşlar. Bir kere şu. Ejective Clause Who's yapısı ya da With Whom'la birlikte bunu verebilirsiniz tabii ki. Özel bir kalıptır o da Ejective Clause kalıbı. Kocası bizimle birlikte çalışıyor. Birinci cümle bu. Şöyle altını çiziyorum. İkincisi de şu. Sizi Bayangül ile tanıştırmak istiyorum. Şu. Bu altını çizdiğim ifade de bu cümlenin içine gizlenmiş bir cümlecik arkadaşlar. O cümlecik dediğimden kastım şu cümlecik çünkü yani nesne konumdaki ifade olarak yer almış. Huzla birlikte verilecek ve o artık sıfat cümleci olacaktır. Huzla zaten sıfat cümleci yapıyoruz. Şu bakın, Bayan Gül'ün kocası gördünüz mü? Hani who'su kullandığımız zaman o yapı ile birlikte solundaki ile sağındaki birbirleriyle yakınlık derecesi yüksek olacaktır. Tırnak şartı s takısı ile birlikte koyduğumuz zaman o anlamı verecekti. nın ifadesini katacaktı. iyelik ifadesi katacaktı. Ki zaten iyelik ifadesi var. Bayan Gülün kocası bakın. Burada değişik bir şey var. Kocası ile birlikte bir cümle yapılıyor. O yüzden de onu who'dan ya da with whom'dan sonra birlikte vermez gerekiyor. Şimdi şöyle anlatayım size arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Tanıştırmak istiyorum diyeyim bakın. İstemek anlamında want'ı kullanabilirsin, would like'ı da kullanabilirsin. Biraz daha kibar ve resmi olarak would like'ı kullanayım. I would like to. Tanıştırmak anlamında introduce'u kullanayım. Introduce. Şimdi sizi tanıştırmak istiyorum. Bakın burada da yazdım. Evet. Yani şu kırmızılı cümleyi yazmak üzereyim. Kiminle tanıştırıyoruz? Mrs ya da Miss Gül ile birlikte vereceğim. Introduce to'yu kullanayım burada arkadaşlar. To şöyle ms şeklinde yazarsanız misisi kullanmış oluruz. Şöyle gül diyorum. Evet, bayan gül anlamında tamamdır. Şimdi bundan sonra bir cümle daha kullanacağım. E o cümle hangisi? Kocası bizimle birlikte çalışıyor. Bakın burada ayan beyan görünüyor. Ama burada bir bağlantı söz konusu. Kocasının bizimle birlikte çalıştığı Böyle cümle olmaz. Bu cümle ne oluyor? Cümleciye dönüyor. Cümle olmaktan çıkıyor yani. Yani bayan gülün kocası oluyor değil mi arkadaşlar? Evet o yüzden burada bir bağlantı yapmak gerekiyor. Bir köprü yapmak gerekiyor. Onu ya with whom birlikte verirsiniz. Şöyle de virgülü koyayım. Ya da who's verirsiniz. Genellikle kullandığımız yapıda who's oluyor zaten. Ve şurada her husband. Husband diyorum tamamdır. Bundan sonra bir cümle kullanacağım. O da altı çizili cümle. Şununla Bayan Gül'le her husband, kocası arasındaki far fark değil de bağlantı ne? Nın ifadesi değil mi? Bakın Bayan Gül'ün kocası. Evet buradan görebilirsiniz zaten. Şu tırnak içindeki tırnak işaretiyle este koyduğumuz iyilik ifadesini veriyorsa bu yapı whose birlikte verilmesi gereken yapıdır. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Her husband'dan sonra bir cümle. Hadi her husband özne konudaki ifade. Yani kocası her husband'ı yazdık zaten. Bizimle birlikte çalışıyor deyip noktayı koyacaksınız. Yani works with with us diyorum. Noktaya koyuyorum. Bu kadar basit bir şekilde onu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakın çeviriyorum cümleyi. Sizi kocasının onun kocasının bizim ile birlikte çalıştı. Çalıştı. Bakın o dı diye ifadesi zaten anası mezar dikecekmiş mi şeklinden bir tanesi. Elbette bu huzla veriliyor. İşte venle veriliyor. Verle veriliyor. Değil mi? Thatle, whichle, whomla, "who"le birlikte veriliyor. Zaten bunlar relative wordler oluyor. Ve daima bilin ki arkadaşlar öncesindeki isimse ise adjective clause'dur. Fiil ise noun clause'dur. Bu şekilde farkında bilebilirsiniz. Çalıştığı bayan gül ile sizi tanıştırmak istiyorum deyip noktayı koyuyoruz. Bu kadar. Dörde geldim. Türkiye'ye asla dönemeyebilirim. Bu yüzden buradayken olabildiğince çok görmek istiyorum. Asla değil de. Hiçbir zaman dersek olabilir. Daha çekici durur. İki tane cümle var. Dönemeyebilirim demiş ihtimal dahilinde kullanmış. Biz ihtimallerde can'ı kullanabiliyoruz. May, might, could bunları kullanabiliyoruz. Geleceğe yönelik ihtimallerde. Neyi kullanalım? May'i kullanalım. I may. Asla hiçbir zaman anlamında evet burada never'ı kullansa çok iyi olacaktır. Ve zaten biliyoruz ki never varsa cümle olumlu gibi yazılabilmesi gerekiyor. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar. Dönemeyebilirim diyor değil mi? Hani dönebilirim dönemeyebilirim. Tamam bir ihtimal söz konusu. Bir de Ebilirim, abilirim anlamı var bakın. Ebilmek, abilmek anlamı. Evet, bu da var arkadaşlar. Yani bu da kendi birlikte verilmesi gerekiyor. Emeği kullandık zaten. Kendi kullanamam. Ken gibi çalışan, prezentalli aynı anlamda kullanılabilecek tek yapı, be able to yapısı. Aynen öyle. Never be able to. I may never be able to geri dönmek dönmek hangisini kullanalım go back come back arrive arrive back come back'i kullanayım come back to turkey şöyle yapıyorum virgülü koydum bu yüzden diyor so so that bunları kullanabilirsiniz ama so that'i çok kullanmıyoruz so'yu fazla da kullanıyoruz bu yüzden dedik bundan dolayı buradayken olabildiğince çok görmek istiyorum şu olabildiğince as much as possible zaten hemen karşımıza çıkıyor olabildiğince çok. As much as possible. Speaking terimidir tabii ki o da. Ben istiyorum. Burada da want to kullanalım. İstemek anlamında. I want to görmek. See. Want da kendine sonra Genellikle zaten to infinitive alıyor. To as much as possible. Olabildiğince çok anlamında kullanılır. As much as possible. Böyle aklınıza kalsın. Buradayken diyoruz. While ile birlikte kurayım bunu. While I am here deyip. Şöyle noktayı da koydum. Buradayken anlamında kullanmış oldum. Değerlendirmeyi mutlaka yapın arkadaşlar. Adım adım gidin sizler. Sonra da benimle birlikte yazın bakalım. Eksiğiniz fazlanır. Neler olacaktır? 5'e geldim. Yağmurda saçlarının ıslanmasına aldırış etmedi. Bence çok güzel bir yapı var. Şurada aldırış etmek anlamında takmak. Hani önemsememek anlamında. Mind ile birlikte vereceğim. O zaman şöyle girelim. O önemsemedi. Şey olsun öznemiz. She didn't simple past tense olumsuz yapıyorum. She didn't mind. Aldırış etmedi, önemsemedi. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonraki hareket, bundan sonraki ifade şu olması gerekiyor. Fiil gelecekse eğer ardından arkadaşlar bu mutlaka verb şekilde gelmesi gerekiyor. Yani gerund ifadeyle gelmesi gerekiyor. Kuralımız da bu şekilde işliyor. Mind ile birlikte aldırış etmek anlamında. Tamam mı arkadaşlar? Saçlarının ıslanması. Saçların ıslanması. Islanma kanalına get ve kullanacağım. O zaman ne oluyor bu da? Getting. Gelin. Arasına da nesne alsın. Onun saçları her hair. Her, her, hair, 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 şeklinde. Hmm. Get wet ıslanmak anlamında arasına da nesneyi bu şekilde almış oldu. Evet, kallık yaşını da böylelikle yapmış olduk arkadaşlar. Yağmurda in the rain deyip şöyle gerçekleştiriyorum. Cümlemi kapatıyorum. 6'ya geldim. Şimdiye kadar raporun sadece yarısını yazdım. Ancak hepsini cumartesiye kadar bitirmiş olacağım. Miş olacağım anlamda hem mişli hem de ecek acak nasıl bir araya gelebiliyor diyebilirsiniz. Bunu sonuna gelince göreceğiz. Şimdiye kadar diyor. Bu bir kere arkadaşlar. Şimdiye kadar şu ana kadar anlamlarında eğer böyle yapılar görürseniz mutlaka present perfect tense ya da olay hala devam ediyorsa present perfect continuous tense'e yönelebilirsiniz. Tense sorularında sınavlarda oldukça da sık çıkmaktadır zaten bu şimdiye kadar şu ana kadar anlamları Ever, so far, up to now, up till now. Bunlar kullanılabiliyor. Genellikle kullanılan so far ya da ever. Ben onu cümlenin sonunda kullanacağım. Yazdın diyorum. Yani şöyle present perfect tense işletirsek eğer arkadaşlar I have ya da I şeklinde de kısaltabilirsiniz. Yazma kanımda ben sadece diyor only'yi kullanayım şöyle. I have only right field'i 3. hali written. Şeklinde gelmesi gerekiyor. Bundan sonra nesnenin yazılması gerekiyor. Neyi? Raporun yarısını diyeceğiz arkadaşlar. Half of yapısını kullanalım. Half of the report. Report. Tamam. Sadece şu zaman ifadesi kaldı. Şimdiye kadar anlamında. Ben so far'ı genellikle kullanıyorum. O yüzden yine burada kullandım. So far dedim. Cümlenin sonunda. Ancak diyorum. But diyorum. Şimdi hepsini cumartesi kadar bitirmiş olacağım. Elbette ki sondan başlayacağız. Bitirmek anlamında finish fiilini kullanacağım. Şurada miş ecek acak. Şöyle görebilirsiniz. Altını da çizeyim şöyle arkadaşlar. Bu yapıyı gördüğünüz zaman genellikle gelecekte bitmişlik veren tensi kullanmak gerekiyor. Yani future perfect tensi kullanmak gerekiyor. O da will artı have artı fiilin üçüncü hali. Gramatik yapısı da bu şekildedir. Ben yapacakmışım. I will have artı fiilin üçüncü hali. Fiilimiz ne? Finish. Bitirmek fiili finished şeklinde geldi. Hepsini diyorum. Nesne konumundaki ifade hepsi. Yani all of all of it şeklinde verirsem raporun hepsi olur arkadaşlar ve sadece şu kaldı cumartesiye kadar diyor. Kadar anlamında genellikle zaman ifadesiyle birlikte kullandığımız bayı kullanalım. Cumartesi de Saturday deyip şöyle noktayı koyalım. Evet present perfect tense ilk başta kullandık so farla birlikte ve ondan sonra da miş Ecekacak", miş olacak anlamında da future perfect tense kullanmış olduk. 7'ye geldim. Keşke sana yardım edebilseydim ama bende de para eksiği vardı. Pastali kullanmış değil mi? Keşkeli ifadeler tabi present hali, pastali ve gelecek zamanlı şeklinde gerçekleşmesi gerekiyor. Şöyle altında çizeyim. Keşkeli ifadeler. I wish, ya, wish goldu ya da if only kalıpları arkadaşlar. Pastali gösterdiği için burada kullanacağım yapı çok net bir şekilde belli olacaktır arkadaşlar. Yani I wish artı I could have fiilin üçüncü hali şeklinde gramatik yapısı gerçekleşiyor. Birlikte yazalım. Şurasını yazmak gerekiyor wish birlikte. I wish'i e giriyorum hemen. Keşke anlamda kullanacağım yani. I wish keşke. I could birlikte giriyorum. Pastali düşünüyorum arkadaşlar. I could artı have artı 3. üçüncü hali. Bu have de değişmiyor tabii ki. Could da değişmiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilebilirsiniz. I could have help fiili helped şeklinde geldi. Kime? Sana you. Tamamdır. Yardım edebilseydim. Virgül ama diyor but diyorum. Bende de para eksiği vardı, burada farklı bir kalıp var, para eksiği anlamında. Shortage of kullanabilirsiniz, short of kullanabilirsiniz. Eksiklik anlamında. Tercih edebilirsiniz. Şimdi bunu tabi o zaman to be e kullanmak gerekiyor. Yine pastel düşünüyorum. I was short of şeklinde arkadaşlar ya da shortage of diyeceksiniz. Money diyorum, para eksiği dedim. Bende D diyor. D'yi de to ile birlikte verebilirsiniz şöyle. Ya da orada tu vermezseniz. Şurada also'yu kullanabilirsiniz. Ayvaz also şeklinde. D'da'yı da katabilirsiniz arkadaşlar. 8'e geldim. Sanırım sözleşmeyi okuyup ne anlama geldiğini anladınız. Bence çok güzel bir kalıp. Şöyle sanırım ifade. I pozla birlikte vermek gerekiyor tabii ki. Hemen yazayım bakın. I suppose sözleşmeyi okuyup sözleşmeyi okudunuz diyor ve sözleşmeyi anladınız diyor. Sanırımla birlikte girdiği için arkadaşlar mesela şöyle düşünün eylem daha yeni bitmiş. Hani masadalar sözleşmeyi okuyorlar sözleşmeyi okudunuz hadi ne düşünüyorsunuz? Hani böyle düşünün biraz geniş düşünün. Mesela etkisi yeni bitmiş anlamında böyle bir mantıken çıkarım yap yapabilirsiniz. I suppose o yüzden bundan sonraki cümle present perfect tense yazılabilir. You have siz okudunuz diyeceksiniz. You have artı read diyorum. Read fiilin üçüncü halini kullandım. The contract contract yani sözleşmeyi ıp ekini nereden koyacağız? Nasıl koyalım arkadaşlar? Entle koyalım mı? Rahatlıkla entle bu yapıyı verebilirsiniz. Şöyle ne anlama geldiğini anladınız diyeceğiz buradan sonra da anlamak anlamında. Get understand see. Understand'ı kullanayım. Biraz daha genel olsun. Understand. ha ne anlama geldiği. Evet şurada. Bu da bir non close cümleci oluşuyor tabii ki burada. Ne anlamda anlamında. Ne derken biz ne kullanıyoruz? W soru kalıbı what. What kullanıyoruz. Ama burada soruyla alakası var mı? Hayır. Alakası yok. O yüzden burada what'ı koyuyorsunuz. What'tan sonra da klasiğe gözleri yüklenme bir cümle kurmanız gerekmektedir. Anlamına gelmek anlamında fiilimiz mean fiili ne anlamına geliyor sözleşme? Tekrar yazmayayım. İte öznesiyle vereyim. What it means. What it means. Olur değil mi? Aynen öyle. Ne anlama geldiği şekillerinde kalıbımızı what'la birlikte veriyoruz. Ve ondan sonra rahatlıkla öznenin yüklemli bir cümle kuruyoruz arkadaşlar. Bakın soruyla alakası yoktur. Soru değildir bu. Burada noun cümleci yaptık. Noun işte noun clause ve adjective clause mu hocam karıştırıyor derseniz de bir kere what sadece noun clause'larda kullanıyor. İkincisi de unutmayın bu tür yapılardan sonra noun clause bağlacı olabilir. Relative word olabilir. Bunlardan önceki yapıya bakın. Bakın neymiş arkadaşlar? Fiil. Bir iki cümle öncesinde söylemiştim sizlere. Öncesinde fiil varsa noun clause, isim varsa adjective clause'dur. Çünkü bir tanesi ismi niteler, diğeri de fiili niteler. Yeni işe beklediği kadar çabuk alışamadı. Alışmak anlamında farklı kelimelerimiz var tabii ki. Get accustomed to var. Get used to var. Settle into var. Phrasal verb kullanmak isterseniz. Nereden başlayalım? Şimdi o alışamadı. He didn't. Settle into'yu kullanayım. Settle into. Biraz daha gelişmiş bir kalıp yapalım. Yeni işine. Into the new, new job. Yeni işine. Şurada. Evet işe şöyle beklediği kadar çabuk kalıp şu kadar anlamında kadar çabuk d kadar çabuk benzerlik var değil mi? Ez, ez de birlikte verelim bunu. Yani ez nokta nokta ez bundan sonra cümle demeniz gerekmektedir. Kalıbımız böyle işliyor arkadaşlar. Evet bu arasına da zaten hem sıfat alabiliyor hem zarf alabiliyor. Cümle geldiği için zarf alması gerekiyor tabii ki o cümle burada zarfla birlikte nitelenmesi gerekiyor. Yani kadar çabuk içindeki çekebildiniz mi zarfı çabuk değil mi yani quickly kullanabiliriz quickly şöyle yazdım as quickly as bu cümle de şu olacak siz beklediniz diyeceğiz belli bir süre geçmiş büyük ihtimalle neyi kullanalım burada burada past'ı kullandık simple past tense devamında present perfect tense kullanmak doğru olmaz o yüzden onun da geçmişi, geçmişin geçmişini kullanalım. Daha mantıklı olsun. Past perfect tense olsun o da. He had, he had. Beklemek anlamda beklemek ummak. Expect, hope. Expect kullansak çok daha doğru olacaktır. Expected to. Zannedersem birinci bölümde de bu şekilde bir kalıp yapmıştık. Cümleyi de bitirdik. Buradaki özellikle kalıp ezez kalıbı ve şurada kullanılan settle into phrasal verb. I. Ona geldim ve son cümle fax. Son birkaç yılda çok hızlı gelişen bir telekomünikasyon aracıdır. Şurada. Gerçi bunların da fazla bir devri kalmadı ama yine de yazalım. Fax. Faxing oluyor tabii ki. Fax kelimesini bu şekilde verebiliriz. Ya da fax diye de isim halinde verebilirsiniz tabii ki. İz diyorum. Gelişen bir telekomünikasyon aracıdır şöyle diyelim bunu. Öncelikle bir telekomünikasyon aracı diyelim. Sonra ejective clause'u kuralım. Şurada gelişen diyor ya ejective clause var burada. Bir telekomünikasyon aracı diyelim arkadaşlar. Is a araç anlamında ne verelim? Good means bunları kullanabilirsiniz. A means of yapısını kullanayım. Nın aracıdır anlamında. Telecommunication. Telecommunication şöyle. Telecommunication tamamdır. Doğru yazdık. Şimdi virgülü koydum burada. Şöyle diyeceğim arkadaşlar bundan sonra. Da son birkaç yılda çok hızlı gelişen. Hmm. Gelişen bir telekomünikasyon aracı. Öbek var mı? Var. Sıfat öbeği var. Sıfat cümleciği var. Gelişen o dediğimiz sıfat. Bir telekomünikasyon aracı da isim. Sıfat cümleciği oluyor. Yani cümlecik varsa fiil orada vardır arkadaşlar. Gelişmek anlamda fiil ve bu bir insan dışı varlık olduğu için ve oraya virgülü de koyduğumuz için non-defining ifade olduğu için tek yapacağımız şey which'i kullanmak olacaktır. Virgülü koymasaydım, defining ifade kullansaydım o zaman da that de kullanılabilirdi tabii ki. İnsanlarda da who ya da whom'u kullanabiliyoruz. Bunu da belirteyim. Heh. Gelişme kanalı. Bunu present perfect tense yapayım. Çünkü son birkaç yılda diyor. Burada da özel bir zaman ifadesi var. Onu da vereceğim sizlere. Present perfect tense çoğunlukla kullanılan. Which Has gelişmek, developı kullanayım, developed çok hızlı, very, very quickly olur mu? Az önce de kullanmıştık, very quickly. Son birkaç yılda zaman ifadesi budur. Bunu DDA anlamında ister orada overla verin, ister inle birlikte verin arkadaşlar. hangisiyle verirseniz over kalıp şu aslında the past ya da ya da the lastla birlikte verirsiniz. Ardından da yılı verirsiniz. Over the last, over the past, during the last, during the past, in the last, in the past. Vesaire within the past, within the last şeklinde zaman ifadeleri var. işte son birkaç yılda, son iki yılda sonlu ifadeler ya da işte geçmişli, geçenli ifadeler bunlarla birlikte veriliyor. Bunlar varsa arkadaşlar bilin ki present perfect tense vardır. Hangisini kullanalım? Past'ı kullanayım. Yani over the past birkaç dediği için few'u kullanayım. Few years ya da several years diyebilirsiniz. Cümleyi bu şekilde kapatıyoruz. Bu cümleyi gelişmiş bir cümle haline getiren yapı elbette ki adjective clause yapısıdır ve present perfect tense'in şurada kullanılmasıdır arkadaşlar. Sizlere burada zaman ifadelerini de bağlaçları da ejective clause, noun clause gibi önemli yapıları da veriyorum ki sınavlarda da bu şekilde karşınıza çıktığı zaman daha iyi bir çeviri yapıp doğru cevabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu bölümü de bu şekilde noktalayabiliriz. Eğer daha fazla çeviri ve konu anlatımı istiyorsanız arkadaşlar 9 adet kursumuza da katılabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında tüm kurslarımızın Udemy indirimli linklerinde bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.